Arkadaşlar tekrar böyle bir devam edecek. Şöyle devam edecek. Başkan ya. Sıcak barınma, bataniye imkanı, her şeyi sağladık. Sağ olsun. Sağ olsun, var olsun. Amin. Amin inşallah. Arkadaşlar iteklemeyin, iteklemeyin. Ya kurun ya. Allah razı olsun. Bir başınıza eskiyetmezsin. Rabbim sizin de rızası. Size alınca bir sebze daha ayrı. Arkadaşlar müsaadesinizle. Bana yakışıklı çok güzeldi hoca. Evet. Bize sahip çıkmış adam Allah razı olsun. Bir şuna evvel güdüğü için bize güzel müsaade etti. Dokunma bana. Rabbim Allah benimle olsun. Seni yürüyorum ben. Sağ ol. Tamam. Sen hiç çok sevdi ha vallahi. Çok teşekkür ederim. Gelin 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 tamam Kristaloğlu. Neden ya? Hoş geldin hoş geldin. Hoş geldin hoş geldin. Hoş geldin hoş geldin. Şimdi burada birazcık aşağı var mı senin? Var başka. Çalışma ekipleri falan var değil mi? Var, İnsanlar var. Yani ilk günler yoktu zaten. Evet. Ama şu an itibariyle var. Öncelikle hoş geldiniz. Ha, hoş Sayın Başkan, kentimize hoş geldiniz. Hepimizin acısı aynı. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Ancak şunu ifade etmek isterim ki özellikle iktidarın bu depremde, bu afette enkazın altında kaldığını belirtmek isterim. Şu da bir gerçek ki enkazın altından insanlar çıktı bu depremde. Siyasi görüşü ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, insanlar bir dayanışma ruhuyla birbirlerine sahip çıktılar. Bugün ayakta kalmamızın tek sebebi bu. Bizi belki de toplumu bütünleştirecek olan da bu ruhtur aslında. Bunu elbette ki özellikle ifade etmek istiyorum. Yaramız ve acımız çok büyük. Bu yaraları, bu acıları en kısa zamanda sarmak ve telafi etmek durumundayız. Diyarbakır gibi bir kentte belki çok fazla yıkım yok ama enkazın altında hala insanlar var. İlk günden beri bütün imkanlarımızı seferber ettik burada. Ancak biliyorsunuz belediye eş başkanlarımız cezaevinde. Ve onların yerine kayyumlar atandı. Belediyelerimiz gasp edildi. Bu durum olmamış olsaydı bu yaralar çok daha çabuk sarılmış olacaktı. Onu belirtmek isterim. Kısacası hepimize geçmiş olsun. Evet, hepimize gerçekten. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Evet. Gerçekten Türkiye'de herkesin kalbi bu bölge için var. Arkadaşlar deprem arkadaşlar lütfen. Çok iyi toplumu rahatsız ediyor. Biraz daha dikkatli olursanız istiyoruz. Beraber olmak istiyoruz, birlikte olmak istiyoruz. Acıları paylaştığımız zaman azaltabileceğimize inanıyorum. Elbette ki eski binaların, daha doğrusu binaların inşaatları sağlıklı yapılmaması, bunların güzellik kontrol edilmemesinin bir başka sorunu var. Ama asıl büyük sorun depremin yaşandığı bu ortamda gördüğümüz kadarıyla sağlıklı ve tutarlı bir koordinasyonun olmaması. Evet, bu koordinasyonun olmamasının getirdiği büyük acılar var. Ama bu vesileyle biz gerçekten
enkaz kaldırma çalışmalarında çalışan, emek harcayan, AFAD gönül, AFAD var, sivil toplum örgütleri var, gönüllüler var. Bunların tümüne ama tümüne gerçekten yürekten teşekkür etmek isteriz. Sonuçta yaralarımızı saracaklar, acılarımızı biraz hafifletecekler. Ben gerçekten de deprem bölgesindeki bütün illeri geziyorum, gezdim, acıları paylaştık. Acılar hepimizin ortak acısı, siz de ifade ettiniz buna. Ortak acıyı paylaşacağız tabii. İnşallah Türkiye bir daha benzer sorunlarla karşı karşıya kalmaz. Yaralar da umarım kısa süre içerisinde sarılır. Sonuçta güzel memleketimizi hepimiz huzur içinde yaşamak İnşallah. İstiyoruz. İnşallah. Geçmiş olsun herkese. Efendim tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağ olun. Sayın milletvekili Kılıçdaroğlu, bir engelli vatandaşı bir derdinle ben gözde onu görüyorum ben. Teşekkür ederim. Sayın milletvekili bir de bir anlatayım. Çok teşekkür ederim. Biraz dönüşü Ankara gel. Telefonum var beni ara. Türk telefonum var beni ara. Bir tarafa bakalım. Merhaba, hoş bulduk. Hocam, otel sizi kovalıyor. Hocam, şöyle istersen. Tamam. Babalarından ayrı bir başvurdum. Gel, kendin yeter. Hazır olun, cebine koyun. Ne yapıyorsun? Sayın genel başkanım. Hadi bakalım. Size dua edeyim. Sağ olun. Siz başkansınız, inşallah bu milleti kurtaracaksınız. Allah sizden razı olsun. Enkaz devralacaksınız ama biz küllerimizden doğacağız. Doğacağız. Hiç evet. Sizin arkanızdayız. Diyarbakır'dan size sevgiler, selamlar, saygılar. Hoş geldin. Gel abi, gel. Buraya mı alacağım? Ha, evet. Gel bak. Buraya alacağım değil mi? Evet. Aha, buraya gel bak, kimse de gel. Çekebilir miyim? Tabii. Hemen geçelim. Söyle. Fotoğraf çeksin ki söyle. Tamam. Gel. Önüne fotoğraf. Ama biz de şart hastası. Bağ hastası. Telefonu başkanım almış. Allah razı olsun. Hoş bulduk. İyi misiniz? Geçmiş olsun. Sağ olun. Hoşça kalın efendim. Aferin sana Umut. Sayın Genel Başkanım. Başkanım biraz. Sayın Genel Başkanım. Evet.